Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün yaşadığı apartman dairesinden adeta buharlaşıp kaybolan Lorin Ren'in hikayesinden bahsedeceğim. Lorin hala bulunamadı. Eğer bugün bir yerlerde yaşıyorsa 56 yaşında olmalı. Bir insan oturduğu daireden nasıl kaybolabilir? Bu mümkün mü? Ne kadar mümkün olup olmadığını bu videoda göreceğiz. Lauren Ren 3 Nisan 1966'da Manchester New Hampshire'da doğdu. Anne ve babası o daha henüz bebekken boşanmışlardı. Lauren annesi Judith Ren tarafından büyütülmüştü. 4 yaşındayken annesiyle birlikte Miami'nin Florida eyaletine taşındılar. Ancak 6 yıl sonra tekrardan Manchester'a geri döndüler. 1980'de Merrimack Caddesi'nde bulunan 3. katta bir apartman dairesinde yaşıyorlardı. Lorine Parkside Junior Lisesi'ne giden bir öğrenciydi. Mutlu ve dışa dönük genç bir kız ve annesiyle iyi geçinen iyi bir öğrenci olarak bilinirdi. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi severdi ve oyuncu olmayı hayal ediyordu. Ancak Lorine'in sorunlu olduğu bir ruh hali vardı. Sokaklarda yalnız başına çok zaman geçiriyor, kaçmaktan bahsediyordu. Bir süre sonra esrar ve alkol içmeye de başladı. Teyzesi Diana Pino onu bir süre yanlış insanlarla takılan bir melek olarak tanımlamıştı. 26 Nisan 1980 günüydü. Judy Train, Mary caddesinde bulunan evine gelmek üzereydi. Gece yarısından kısa bir süre sonraydı. Kızı Lorin ile birlikte yaşadığı üç katlı binadaki tüm koridor ışıklarını söndüğünü fark ederek apartmana girdi. Judith, erkek arkadaşıyla katıldığı şehir dışı bir tenis turnuvasından dönüyordu. Normalde 14 yaşındaki kızı eşlik ederdi kendisine. Ancak Lorin, Judith'e bu sefer gelmese olur mu diye sormuştu ve Judith de mecburen bunu kabul etmişti. Anne Judith, ikinci kattaki dairesine girerken ön kapının kilitli olmadığını ve arka kapının ardına kadar açık olduğunu fark etti. Uyuyan kızını kontrol etmek için yatak odasına girdi. Ancak Lorin yatağında yoktu. O gece ziyarete gelen Lorin'in kız arkadaşlarından biri onun yatağında uyuyordu. Judith genç kıza kızının nerede olduğunu sorduğunda kız Lorin'in kanepede uyuduğunu söyledi. Kanepede hem battaniye hem de yastık varken ve Lorin'in yepyeni spor ayakkabıları da hemen oturma odasındayken Lorin ortalıkta görünmüyordu. New şair Adalet Bakanlığı'na göre Judith, Lori'nin kayıp olduğunu bildirmek için o sabah 3.45'te polis aradı. Bir gece önce Judith gittiğinde Lori kız arkadaşını ve bir erkek arkadaşını eve çağırmıştı ve üçü apartmanda alkol içerek takılıyordu. Bir noktada erkek arkadaşı koridorda birini duyduğunu zannetti ve onun Lori'nin annesi olabileceğini düşünerek daireyi arka kapıdan terk etti. Lori'nin kapıyı arkasından kilitlediğini duyduğundan emindi. Bu erkek arkadaş daha sonra 1985'te kendi canına kıydı. Yetkililer onu bu davada hiçbir zaman şüpheli olarak görmedi. Ancak bu sonuca nasıl vardıkları bilinmese de yaşamına son verme sebebinin Lori'nin kayboluşu olduğu düşünülüyor. Kaybolma durumunu atlatamadığına inanan insanlar vardı. Daha sonra birilerinin aynı gece apartmandaki tüm ampulleri söktüğü de ortaya çıkacaktı. Fakat bu sadece şüpheli ve gizemli bir durum olarak kalacaktı. Polis Lori'nin çantasını ve diğer kişisel eşyalarını geride bırakmasına rağmen başlangıçta davayı bir kaçma durumu olarak ele aldı. Haftalar geçtikçe bu düşünce değişmeye başladı. Görünüşe göre Lori'nin eve geri dönmek niyetiyle isteyerek dışarıya çıkmış ancak beklenmedik bir durumla karşılaşmış olabileceğini düşündüler bir otobüs şirketi çalışanı polise Ren'in kaybolduğu gün tarifine uyan bir kıza bir bilet sattığını söyledi. Şirketten bir sürücü Laurie'nin eski bir fotoğraftan Boston'daki Park Square'a bıraktığı bir kız olarak tanımladı. Haftalar sonra polis daha yakın tarihli bir fotoğraf buldu ve onunla tekrardan görüştü. Şoför bıraktığı kızın Ren olduğundan artık emin olmadığını söylemişti. Aynı yılın Ekim ayında anne Judith ev telefonla yapılan bir takım aramaları ve ödemeleri keşfetti. Lori'nin kaybolmasından 3 ay sonra Kaliforniya Santa Monica'da bir motelden 3 arama yapılmıştı. Aramalardan ikisi Santa Ana'daki bir motele, biri de gençlerin cinsel yardım hattına yapılmıştı. 1980 yılında telefon şirketini arayarak ve bir pin kodu girerek aramalar kendi numaranıza ücretlendirilebiliyordu. Bunu yapmak ödemeli arama yapmaktan daha az maliyetliydi. Ancak Judith'in Kaliforniya'daki hiç kimseyle kesinlikle hiçbir bağlantısı yoktu. Yani bu aramaları kendisi yapmış olamazdı. Polis güçleri telefon edilen motelleri araştırdığında ise acı gerçek ortaya çıktı. Çünkü bu moteller reşit olmayan çocukların cinsel içerikli videolarına ev sahipliği yapan bazı mekanlardı. Durum böyle olsa da Lorin, Ren'in bu motellerin hiçbirinde olmadığı kesinleşti. Lorin yaşadığı apartmandan hiç çıkmamıştı. Bazı araştırmalardan sonra cinsel yardım hattının Kaliforniya'da isimsiz bir doktor tarafından işletildiği keşfedildi. İlk sorgulandığında doktor bu çağrı hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti. 5 yıl sonra bu sözde doktor hikayesini değiştirecek ve kaçak kızların karısıyla yaşadıkları evlerinde sık sık onları ziyaret ettiğini iddia edecek ve bu kızlardan birinin New Hampshire'dan olabileceğini ve Lorin yaklaşık aynı yaşta olabileceğini hatırlayacaktı. Bu vaka hakkında çok az bilgi olduğu için sadece doktorun adı değil karısının kaçak kızlarla ne ilgisi olduğu da bir sır olarak kaldı. İşleri daha da kafa karıştırıcı hale getirmek için bu kişi yetkililerin dikkatini o zamanı yetişkin bir film yıldızı olan Annie Sprinkle'a yöneltti. Ona göre karısı ve Eni Sprinkle bir zamanlar moda endüstrisinde birlikte çalıştılar. Onlara Eni'nin bu kaçak kızlar hakkında bilgi verebileceğini söylediler. Polisler olaya bu açıdan da yaklaştı ve hatta Lori'ni tespit edip edemeyeceklerini görmek için Eni Sprinkle'ın bazı filmlerini de izlediler. Ancak hiçbir kanıt bulunamadı. Eni hiçbir zaman suçlanmadı. Eni Sprinkle 1970'ler ve 80'ler boyunca yetişkin film endüstrisinde geniş bir geçmişe sahipken o zamandan beri başarılı bir porno sonrası kariyer inşa edebilmişti. İnsan cinselliği alanında doktorasını aldı ve cinsel eğitim dünyasında önde gelen bir feminist figür haline geldi. Annie Sprinkle'ın Laurie'nin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisi olduğundan şüphe duyulsa da kendi kendini doktor ilan eden bu kişi aslında daha şüphe uyandırıcı birisiydi. 1986'da bir polis Kaliforniya'daki motellerden birinin Doktor Z adıyla kullanıldığını keşfetti. Charlie projesine göre yani bu proje kayıp insanları için araştırma yapılan bir gruptur. Onlara göre müfettişler şüpheli Doktor Z ile genç yardım hattı arasında bağlantı kuramadılar. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuk videolarının Lori'nin kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığını da belirleyemediler. Ne yazık ki bu Doktor Z hakkında araştırma yapınca karşınıza çok fazla bir şey çıkmıyor. Laurie'nin oyuncu olma hayalleri kurduğu biliniyordu. Birisi ona kaçıramayacağı bir fırsat olduğuna inandırmış ve daha sonrasında işler çok ters gitmiş olabilir miydi? Laurie'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir yıl sonra Judith ve Laurie'nin kız kardeşi düzenli olarak yaklaşık 3.45'te gelen gizemli telefonlar almaya başladılar. Bu aramalar garip bir şekilde Judith'in Lori'nin kaybolmasının ardından polisi ilk aradığı zamanlara denk geliyordu. Yani 3.45'e. Birkaç yıl boyunca telefon görüşmeleri Noel zamanı da yapıldı. Kadınlardan biri cevap verdiğinde diğer taraftaki kişi sessiz kaldı. Ardından aramaları sonlandırdı. 1986 yılında Lori'nin çocukluk arkadaşı Roger Morris kendisini Lori veya Lorin olarak tanımlayan bir kadından telefon aldı. Roger'ın annesi telefona cevap vermişti ve diğer taraftaki kadın Roger'ın eski kız arkadaşı olduğunu iddia etmişti. Arayanın kimliği hiçbir zaman belirlenemedi. Bu aramalardan herhangi biri Lauren olabilir miydi? Yardım istemeye mi çalışıyordu, ancak konuşmaya cesaret edemiyor muydu? Sürekli gelen telefonlardan rahatsız olan anne Judith Trent bunun üzerine telefon numarasını değiştirmişti. Fakat telefonlar bir süre sonra yeniden gelmeye başladı. Tekrardan bu olay yeniden yaşanmaya başlayınca aileyi tanıyan birinin yaptığı yönünde şüpheler doğmaya başladı. Judith en azından Kaliforniya'dan yapılan ilk üç aramanın Lori'n olduğuna ve Lori'nin arkadaşlarından en az birinin bir şeyler bildiğini ama konuşmayı reddettiğine kesin olarak inanıyordu. Lauren'in kaybolduğu sıralarda iki kayıp daha yaşandı. 25 yaşındaki Dennis Denold ve 15 yaşındaki Rachel Garden. Dennis, Lauren'den daha yaşlı olmasına rağmen birbirlerine çok benziyorlardı ve birbirlerinden sadece iki blok ötede oturuyorlardı. Rachel yakınlarda bir kasabadandı ve Lauren'e benziyordu. Bu vakaların herhangi bir şekilde ilişkili olup olmadığı hiçbir zaman kanıtlanamamıştır. Arada 42 yıl geçmesine rağmen Lorene'in ne olduğu bulunamadı. Muhtemelen oyuncu olma hayalleri kuran ve o zamanlar henüz 14 yaşında olan Lorene kandırılmış ve cinsel istismara maruz kalmıştı. Belki de sonrasında korktu ve geri dönemedi ya da öldürüldü. Hala bu konuyla ilgili bir şeyler bilmiyoruz. Lauren kayboluşunun ardından geride birçok soru bıraktı. Bu videoda Lauren Ren'in garip kayboluş hikayesini izledik. Benden çok fazla kayboluş hikayesi istiyordunuz. Tekrardan bunları yapmaya da devam ediyoruz. Lauren bir apartman dairesinde nasıl kaybolmuş olabilir? Sizce de dışarı çıktı mı? Yoksa apartman dairesinde birileri gelip onu mu kaçırdı? Veya Lauren bunların hepsinin dışında kendisi kaçıp Başka bir yerde yaşamaya devam etti. Belki de böyle yaptı. Kendisini dışarıdan izlemeye devam etti. Ama üzerinden 42 yıl geçti ve Lorin hakkında henüz hala hiçbir şey bulunamadı. Sizin de Lorin Ren hikayesiyle ilgili fikirlerinizi, başına ne gelmiş olabileceğine dair düşüncelerinizi videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.